Oğuz Berkay Fidan, Murat Boz'un ekibinden. 2012 birincisi. Çanakkale içinde. Mustafa Sandal'ın yarışmacısı Mustafa Bozkurt. 2013 birincisi. Ölüm başım üstüne. Gökhan Özoğuz'un takımından Hasan Doğru. 2014 birincisi. Yalgızam yalgız. Elnur Hüseyinov. 2015 birincisi. Ebru Gündeş'ten. Emre Sertkaya. 2016 birincisi. Gökhan ve Hakan Özoğuz takımından. Ne de çöllerde. 2017 birincisi Dodan Özer, Hadise'nin yarışmacısı. Hey. 2018'de yine Gökhan Özoğuz takımından ve tek kadın birinci Lütfiye Özipek. Hele sıkı dur, hele sabret. Bu Gökhan bu müzik işini fazla mı ciddiye almış ne? Peki iyi de ne oldu bu şampiyonlara? Müzik piyasasının zirvesinde mi dolanıyorlar? O ses sayesinde ülkemiz yeni sanatçılarla zenginledi mi? Yo, bir zamanlar TV ünlüsü olmuş, o zamanlar kaşeleri biraz artmış olarak eski hayatlarına geri döndüler. Onca emek, tonlarca yorum, eleme, düello, şarkıcı takımları, koçlar vesaire. Neden bir tek kişi bile çıkmaz müziğin tepelerine doğru giden? İşte milyon dolarlık anket sorumuzun cevabını yorumlara yaz, okuyalım. Şıkları söylüyorum. A. Jüri şarkı söylemeyi bilse bile ses seçebilecek uzmanlıkta değil. Kafadan yanlış seçimler yapıyor. B. Evlenebilecekleri tip erkeklere oy veriyorlar zaten. C. Jüri üyeleri seçtikleri kişileri geliştiremiyor, olduğu yerde sayıyor yarışmacılar. D. Acun Medya, yarışma bitti, ikramiyeni al, uydurmadan bir single yap, sonra evli evine, köylü köyüne diyor. E. Şov yürüyor. Seyirci bol, iş başarılı. Paralar cebe. Ne o öyle anlam aramalar, müziğin zirveleri falan? Saf mısın sen kanka? İstersen hepsi deyip bütün şıkları işaretle geç. Peki 2019 sezonunda kim birinci olacak? Öncelikle garanti erkek olacak. İş SMS'e kaldığında telefon operatörlerine aman yanlış dedim. Yani telefona en çok yüklenenler çaresiz ev kızları. Erkek yarışmacının hocası da erkek olursa double şans. Yani şampiyon taze jüri beyazdan Yiğit mi, Orçun mu bakacağız. Bir sürpriz olarak Murat'ın takımından da çıkabilir. O da en yakışıklı erkek jüri. Bu durumda İlyas Vekilov birinci olabilir. Bu sene jürinin yarısı değişti. Eski jüriden kıdemli komşu kızımız Hadise ile kıdemli damat adayımız Efendi'den Murat Boz kaldılar. Genç seyirciyi de etkilemek isteyen Acun, Gökhan'ın yerine Seda'yı transfer etti. Gayet mantıklı. Eleştirilerden ders alan Acun, jürideki müzik seviyesini arttırmak için de Yıldız Tilbe'nin yerine Beyaz'ı getirdi. Artık yeni sezon birincisinin müzik piyasasında da önü açık olacak. İki yeni üye girince jüri kimyası da değişti. Beyaz, yedek moderatörlüğü, espritüelliği ve Hadise ile flörtü üstlendi. Murat Boz'a da durumu efendice kabul etmek kaldı. Yani mecburen kadın yarışmacılara da daha çok ilgi gösteriyor. Oturdukları müddetçe Seda ve Hadise aynı kuşağın temsilcisi gibiler. Maşallah etine dolgun. Trisepsleri gayet yerinde güzel oluyorlar. Seda ne kadar otursa o kadar iyi tabii. Hadise'nin Avrupa görmüş haline Seda'nın damardan Anadolu durumu eklenince yarışmanın hedef kitlesi de epey genişledi. En azından şimdilik papağan ihtiyacı yok. Allah muhtaç da etmesin. Aslında yarışma Avrupalı. Orijinal ismi The Voice. Yarışma formatını bulan adam Hollandalı. John de Mol. Serveti 1.8 milyar. Televizyonlarda fırtınalar koparan biri bizi gözetliyor da o yaratmış. Halkı acayip iyi anlayıp yaratıcılıkta birleştirmiş bir zat. Acun Medya onun yalancısı. Formatı almış. Aslında toplumun psikolojisi çok eski zamanlardan beri sabit. Birilerini dövüştür, insanları da dövüşenleri seyredebilecekleri alanlar yarat. Roma'yı düşün. Açlıktan kırılan halkın yönetilmesini sağlayan arenada savaşan gladyatörler. O parasız zamanlarda koca statlar inşa etmişler. İnsanlar ölümüne düello yapan gladyatörleri seyretmeye toplanmış. Üzerlerine bahisler oynanmış. Akıllarına hiç başka fenalık gelmemiş. Zavallı gladyatörler de hayatta kalabilmek için birbirlerini öldürmüşler. Çaresiz. Ne yapacaksın? Ana fikir aynı yani kanka. Birilerini yarıştır, diğerleri seyredebilsin.
memleketimizin her mahallesine insanların oynayabileceği çim sahalar mı yapıyorsun? Yoksa her şehrine bol seyircili çimi bozuk statlar mı? İş seyirci yaratmak, oyuncu değil. Hakkını verelim. Formatın en yaratıcı kısımlarından biri seçilenlerin seçen olabildiği birkaç dakika. Dönülen yarışmacı hangi jüri üyesiyle çalışacağını seçiyor. Popstar gibi yarışmalarda jüri yarışmacıyı sözleriyle pataklar. Ya burada her 10 saat bekleyeni star mı yapıyorsun? Saygısızlık. 10 saat bekleyeni star yapacağız değil de sanki böyle insanlarla dalga geçermiş gibi konuşuyorsun. Sen bize dalga geçiyorsun. Hayatım bak. Ünlü jüriciler yarışmacıları ezdikçe ezer. O seste ünsüz milyonların ünlü azınlıkla birkaç dakikalık hesaplaşması var. Ünlülere duyulan açık hayranlık ile gizli öfke ikiz kardeştir. O birkaç dakika milyonların öfke ateşini de alıyor. İyi ama sonunda birçok yarışmacı heder oluyor. Abbam yazık diyeceksin. Hayalleri yıkılacak. Kaybedenler herkesin önünde aşağılanmış hissedecekler. Utangaç yakışıklı Murat Efendi elendiklerini söylerken ne kadar teselli etse de yetmez. Bu leke ömür boyu bilinçaltlarında durur diyeceksin. Gerçekten öyle mi? Yok canım, abartmayalım. Yarışmacıların hepsi sahnede kurbanlık koyun gibi kalabileceklerini biliyorlar. Çoğu bir miktar da olsa ünlü oldum diye seviniyor. Daha ne istersin? Zaten arkadaşlarına mağdur oldum, aslında benim hakkımdı diyecekler. Arkadaşları da hakkını yediler abi, torpil var. Üstelik hala daha şansları var. Şimdiye kadar o sesten çıkabilmiş tek ünlü, elenmiş biri. Sevgili babasını da yok saymayalım bu arada. Ama tek ünlümüz İrem Derici. Yani işin aslı bir şovdan ibaret. Yapanlar da, izleyenler de daha fazla anlam yüklemesinler. Yapanların diyebileceği basit. İyi şov yapıyoruz, millet de seyredip eğleniyor. Ticaretimiz iyi, Allah bin bereket versin. Acun 2011'de Show TV'de başladığından beri büyük başarıyla yapıyor. Beğenmeyen daha iyisini yapsın da görelim. Televizyon dünyası kurtlar sofrası. Sıyrılıp da en çok izlenen şovu yapmak büyük iş. Acun'un kuvu sıcaklığı olmasa format bu kadar çalışır mı? Jürinin samimiyeti, akış, iletişim, yarışmacı seçimi, sahne düzeni falan hep üst düzey. Belki gelecek sezon sahneye bir de papağan konar. Artık sanata hizmet falan gibi iri lafları havaya göndermeyin. İyi müzik, iyi ses için ben o ses izlerim. Şovdan banane halindeysen sana tavsiyem var. Ara sıra Kadıköy, Karaköy vapur seferlerine takıl. Birinci sınıf sesler duyacaksın. Onlarla jüri arasındaki fark hayatın bir aşamasında bir virajı dönüp dönememek kadar anlıktır. Canım şov falan okey de ille de o sesin birincisi memleketi inletmeli diyorsan bak ben demiyorum. Acun buna bir çare bulsun. Acilen icraat açıklasın diye ısrar ediyorsan al sana Vibyoca çözüm önerileri. Yolla Acun'a gelsin. 1. Yarışmacısı finale kalamayan jüri üyesi elensin. Paralarının da yarısı kesilsin. 2. Bir sene içinde albüm çıkaramayan birincinin tacı ve verilen hediyeler geri alınsın. 3. O albüm listelere tepeden girmediyse Acun 3 aylık reklam gelirlerini Vibyo'ya bağışlasın. Bravo! Aslında yılbaşı ne? Noel Baba kim? Dayanamadılar. Artık yeter dedi. Ya. Sus dedi sana. Sus. Ama yaz düşüşe bakar mısın? Öyle kalsın. Rovaşat da çeker. Kalsın mı? Kalsın. Altındaki sen yorumları okuyacağım. Siz yorum yollayın ya. Size ben ne dekordan? Ayaz Fethelizade, Azeri değil, Azerbaycanlı. Özür diliyorum, dikkat edeceğim. Bundan sonra Azerbaycanlı hemşehrilerimize, dostlarımıza öpüyorum. Murat Altun, çoğu kişiyi daha aydınlatacak bir video daha. Siz alkışlamayın, ben kendi kendime alkışlarım. Gerçekten ya. Yani şu videoda, aydınlandın mı? Aydınlandım ben. Ben de. Aslında anladınız yani değil mi? Noel Baba, yılbaşı kutlamalarını, farklı aslında, kültürlerde olduğunu. Aslında bu topraklardan doğmuş bir kültür olduğunu anladım ben. Desin miyiz? Yılbaşına senle girek de bütün yılım senle geçsin. Vay be, romantik. Ne romantik, hayvan. Dilek duası bu hayırdır. Türküs hamdolsun, bizde de Müslüm Baba var demiş. Eyvallah Kardo. Eyvallah. Şems Sönmez, 3 nokta. O 3 noktalarında mesajlar var. Vay be. Bak bu güne kadar yapılan en güzel yorum. Ha, aferin Emre. Bundan sonra herkes noktalayacak. Hiç nokta beğenmedim. Dışı. Hayır. Hayır o nokta ne demek biliyor musun? Bilmiyorum. Ya.
O kadar kötü video olmuş ki yorum bile yapamıyorum demiş. Konuşamıyorum, dilim tutuldu demiş. Ya da belki de güzelliğine karşı. Yani güzelliğine karşı dilim tutuldu. Tabii tabii, güzelliğine ya karşı dilim tutuldu demiş. Ya yine Emre kurtardı beni. DFADKSJSDFNAKJ demiş ki Emre'yi gördük, bir de Orçun'u görelim Bekel diye umut ediyorum ama merak ettim doğrusu. Bu arada güzel video ve gülmeye devam et demiş. Orçun, teşekkür ederim. Yok, çıkmayacağım. Neden? Ben gizemimi korumak istiyorum. Ya ama ne güzel, sanki hiç videoda olan daha şu araba... Aslında Orçun'u görüyorsunuz, bakın masada oturuyor. Bir sonraki videolarda onu zorla göstereceğim size. Yarışmen geliyor. Suna Tuğba, vallahi helal olsun, halk bilimci olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımı bir çırpıda anlatmışsınız. Bu sunumu hazırlayana helal. Dilek bacım, sen de kaptın bu işi, vallahi en iyi sana yakıştı video sunuculuğu. Ne güzel ya, son yorum ne güzel olmuş. Evet. Teşekkür ederim bacım. Valla çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ekibim adına da teşekkür ediyorum. Hazırlayanlar adına da teşekkür ediyorum. Tamam artık. Hadi çık. Bu her seferinde kovuyor beni. Çık artık, tamam. Hemen 2 dakikada şımardın yine. Çık. Güzel yorum aldım.